Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Sayın Mahmut Bıyıklı Hocam davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Meşhur Reis Vakıf Sultan Ahmet İsmail Hakkıtoğman ve Nedo Reis İttihat Kütahat Türkiye Mahmut Bıyıklı. Ahlâ ve selam. Peygamber miratçısı kıymetli alimlerimiz, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli yazarlar, değerli şairler, fuarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. El-ulema ve resetul enbiya, ahlâ ve sâhlem bikum eyyüvessâde el-ulema ve eyyüvel-kaymakam ve zuvar el-hudur. Ahlâ ve sâhlem bikum fî mâledin. Bir zamanlar bu topraklarda Arapça eserlerin kovuşturmaya uğradığı, Arapça okuyanların soruşturmaya uğradığı zamanlardan bu günleri bize gösteren Rabbimize hamdolsun. Nahmedullah Teala fi ayamin kad sabakat fi as-sinin al-madiye kan al-kutub al-arabiyye mahzura ve vasalna ila hazihi al-ayam. Nahmedullah Teala ala zalik. İşte bu manzara, bu fotoğraf, bütün ümmetin bir araya gelmesinin resmi, yeni Türkiye diye ifade ettiğimiz o oluşumun ve o yeni Türkiye mimarının eseridir. Kendilerine şükran borçluyuz. هذه الصورة اجتماع العلماء والحضور والكتب العربية هذه الصورة نحن يجب أن نشكر على من دعم هذا وهو رئيس الجمهورية التركية نشكر الدعم لهذه المناسبات لمثل هذه المناسبات Arapça kitap ve kültür günlerinin İstanbul'da olmasının ayrı bir anlamı var. Biz Türkiye olarak ensar bir ülke olarak bağrımıza milyonlarca Suriyeli kardeşimizi ve diktatör baskıcı rejimlerden kaçan Arap kardeşimizi bağrımıza bastık. Dolayısıyla aziz devletimiz onların barınmasına, beslenmesine büyük bir alicenaplık göstererek himayesini aldı. Ama onların kültürel ihtiyaçları için de bir şeyler yapmak gerekiyordu. İşte bu fuar onun da bir sonucu. Naam. افتتاح المعرض الكتب العربية في إسطنبول له معنى خاص كما تعلمون أن في سوريا هناك حرب ونحن كتركيا لدينا أكثر من 3 ملايين من الإخوان اللاجئين ونحن نعتبر أنفسنا كالأنصار ونعتبر مهاجرين لكن هم أيضا كانوا يحتاجون إلى أمور الثقافية والدينية وهذا المعرض إن شاء الله سيوفي بالغرض ذاته Küresel işgalciler şehirlerimize saldırdılar, ülkelerimize saldırdılar. Şu anda İslam dünyasının birçok vatanı, birçok toprağı işgal altında. Ve işgal edildiğinde ilk olarak kütüphanelere, medreselere saldırdılar. Onlar bizi ilimle dirildiğimizi bildikleri için ilimle, kültürle yıkmaya çalıştılar. İşte bu fuar, bu kitap ve kültür günleri yeniden ilimle dirileceğimizin de bir işaretidir. نعم الاستعماريون عندما هاجموا بلادنا وتسببوا في الحروب الداخلية أيضا هاجموا إلى المدارس وهاجموا إلى المقابر وهذا المعرض سيكون بمثابة المقاومة أيضا مقاومة فكرية إن شاء الله تعالى Bu topraklar Fatih'in fetihten sonra fetih müjdesine gelenlere, tebliğine gelenlere bana değil, hocama gidin diye ilmi işaretlediği, alimi işaretlediği yine Fatih'in torunu ecdadımız Yavuz Sultan Selim'in hocasının, alimin, ilim ehlinin atının ayağından sıçrayan çamuru şerefle kaftanında taşıdığı bu topraklar, bu miras, onların bize eseri, mirası, ecdadın mirasını taşımak için de bu bizim vazifemiz, bizim sorumluluğumuz. Türkiye'de Arapça kitap kültür günlerinin duyurulmasından sonra bazı dar kafalar şunu söylediler. Türkiye'de Arapçanın ne gereği var? Türkçe bize yetmiyor mu? Biz onlara şunu söylüyoruz. Türkçe
Arapça Türklerin karşısında değil. Arapça Türklerin kardeşidir, birbirinden beslenmiştir, birbirini beslemiştir. Dolayısıyla Arapça bir medeniyet dilidir, bir vahiy dilidir, kültür ve sanat dilidir. Dolayısıyla ümmet yeniden birbirini anlaması için, yeniden tanışıklığı artırması için Arapça'ya ihtiyacımız var. İnşallah bu kültür günleri güzel günlerin müjdecisidir. نحن ورثنا من أجدادنا من سلطان محمد فاتح هو كان دائما يهتم بالعربية والشؤون الدينية وأيضا كان يهتم بالعلماء جدا وأيضا حفيده السلطان سليم كان يحمل على عباءته الوحل الذي أتى من رجل حصان أستاذه هناك من يقول ما الداعي للغة العربية والكتب العربية في بلادنا نحن نتكلم التركية لكن نحن نعرف أن اللغة التركية والعربية لغتان إخوة وأيضا العربية لغة الإسلام لذلك مهما ومن قال ضد هذا نحن نفتخر أيضا بوجود الكتب العربية في بلادنا هذا. Türk yazarların Arapçaya eserlerinin Arapçaya çevrildiği, Arap yazarlarından eserlerinin Türkçeye çevrildiği günleri görüyoruz. İnşallah bu artarak devam edecek. Kültürel işbirliğine ihtiyacımız var ve biz bugün burada toplandığımız gibi inşallah bir gün Özgür Şam'da, Özgür Kudüs'te, Kabil'de, Bağdat'ta ve işgal edilen bütün şehirlerimizde de bir araya gelip ümmetin meselelerini konuştuğumuz ve ümmetin ilmi alimlerinin bir araya geldiği şölenler düzenlemeyi istiyoruz. Rabbimiz bize o günleri göstersin. Programımız hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. نحن نرى أن في هذه الأيام الكتب المترجمة من التركية إلى العربية ومن العربية إلى التركية ازدادت ونتمنى أن يزيد أكثر وأيضا نتمنى أن يكون بمثل هذه اللقاءات في بلادنا الذي يكون فيها الحروب في دمشق الحرة إن شاء الله في كابل في بغداد في القدس الحرة ويكون بمثل هذه اللقاءات هناك نجتمع فيه ونقول لكم أهلا وسهلا بكم فليبارك الله في هذه الاجتماع